Bal Kokusu'nun kıymetli izleyicileri. Şimdi yanımda yeni bir misafirim var. Bu misafirim Eskişehir avcılarından ve özel bir merakı, özel bir kabiliyeti olan bir arkadaşım Soner Güngörmez. Soner uçar avcısı, kuş avcısı ama ördek avlarında uzmanlaşmış ve bu uzmanlığını ördek düdüklerini çalmayla iyice geliştirmiş ve bu işi fevkalade güzel yapan bir arkadaşım. Şimdi Soner'e avcılığa nasıl başladığını ve ördek avına meyletmesini nedenlerini sorayım. Evet. Avcılık babadan dedenden gelen bir kültür bizde. Babam da çok hazırlıklar yapardı. Onun av dönüş saatlerini kapıda beklerdim heyecandan. Bu heyecan bizde var oldu, gitti, sonra yükseldi. Büyüdük, işte av camiasına girmeye çalışıyoruz. Ördekle olan alakan, esas nerelisin burada? Eskişehir'in yerlisiyiz. Bu kanallarla başladı, kanallar. Amatörle. Sonra yakında Porsuk barajımız var. Oraya ufak antrenmanlarla büyüdü, gelişti. Sonra düdük olayına merak sardık. Nerede? Babamda da vardı bu. Nasıl gördün? Nasıl? Babamda, nereden düdük? Yurt dışından düdükler getiriyordu. Hmm. Almanya'dan getirebilmişti geçmiş tarihlerde, evet. 30 yıl öncesinde. Çok zor. Şimdi kolaylaştı, Amerika'dan getiriyoruz. Her türlü ürünü alabiliyoruz oradan. Evet. Pekala, bu ördekler hakkında bana biraz, ördek düdükler hakkında bilgi verebilirsin. Hangisi ne düdüğü her mesela? Her hayvan kendi sesine gelmekte. Genel yeşil, evet, düdüğü çalınır ama, evet, her hayvanın farklı. Evet. Mesela bu birkaç ses çıkarabiliyor. Mesela bir çamurçun denemesi yapabiliriz. Evet. Evet. Çamurçun erkeği. Evet. Çamurçun erkeği bu şekilde. Dişisi? Dişisini yapalım. Dişisi. Evet. Yeşil baş erkeği yapalım. Yine aynı düdükler. Evet, aynı düdükler. Farklı gırtlak hareketleriyle. Bu gırtlakla oluyor, evet, olan bir iş. Evet. Biraz da elle boğma, açma. Hmm. Yeşil baş. Evet. Şimdi fiu deneyebiliriz. Kıl kuyruk. Evet. Erkek. İngilizce ismi Gadwile, boz ördek. Boz ördek, evet. Farklı bir ördek. O da onun erkeği. Elma baş. Kışın bol görüyoruz biz. Pekala, başka bir sorayım. Bunları ava götürüyorsunuz. Herhalde, evet, hepsini de götürüyorsunuz. Evet. Ördeği her avcının, her ördek avcısının tanıması gerektiğini düşünüyorum. Mecbur. Yani gözün görebildiği yerde uçuşundan, silüetinden, renklerinden ördeği, evet, tanımak gerekir. Tanımamız, evet, lazım. Yani tanımıyorsanız zaten ördek avcısı değilsiniz. Evet. Tanıdığı zaman hemen o ördek düdüğünü alıp çağırdığınız zaman nasıl bir netice alınıyor, onu da anlatın. Şimdi avın ilk baş sezon ilk günleri hayvan biraz tedirgin olmuyor. Daha rahat hareketler, evet, sergiliyor. Son günlerde fişek yememiş. Evet, fişek yedikten sonra rahatsız oluyor. İlk önce tanımak tabii ki çok önemli ki her şeyi ona göre hazırlamak, evet, lazım. Eğer ördek tam hizamıza geldiyse artık geç, yani dalması zor. Evet. Karşılamak gerekiyor. Bir selamlama hareketi vermemiz gerekiyor, aha, acilen. Evet. O nasıl oluyor? Biz tüfeğe sarılmayacağız. Hemen selamlama göndereceğiz. Selamlama mesela bir kılda farklı mıdır? Kılın kılda net bir ses var. O sese biraz daha yakın da. Yeşil baş erkek ve dişi çok kurnaz. Evet. Yani çok dikkat etmek gerekiyor. Mühreleri tanıtmak gerekiyor hayvana. Burada mühre var. Burası güvenli bölge diye bir ses göndermek gerekiyor. Mesela mühreler var. Evet. Artık gördüyse ondan sonra çeşitli mimikler gerekiyor. Yemlenme, işte kızışma hareketleri, dinlenme hareketleri. Bunları yapmak gerekiyor. Mesela, onlardan da, mesela yemlenme. Mesela şöyle. Evet.
minik hareketler. Bunu hızlandırabiliyoruz. Bazen hayvan ördek karşıdan bize farklı tonlar verebiliyor. O da kızdığını sözünleyebiliyoruz. O zaman da şu şekilde. Karşıdan duyuyorum ben onun aynı sesi bana gönderdiğini. O bir bağ aslında. Evet, bu ne oluyor bu şimdi? Bu bölgenin aslında işin açıkçası bunu yemlenme diye söylüyorlar. Yemlenme değil, kızışma hareketler ama yine de gelmek istiyor. Bu erkekler mi şey yapıyor? Bu dişiden çıkıyor bu ses. Yani. Dürbünle bakın, direkt görürsünüz. Aslında düdüğün merakı bir bağ kuruluyor. Bağ çok önemli. Evet. Onunla temas sağlıyorsunuz, bağ evet, kuruyorsunuz evet, ve sonunda atış yapılıyor. Evet. Pekala, manke. Bazıları mühre diyor, biz evet. Manke diyoruz ama siz de mühre tabirini tercih ediyorsunuz. Manke düdük kombinasyonu önemli mi? Önemli. Önemli. Her hayvanın kendisinden olması gerekiyor. Aynı sesi vermek gerekiyor. Pekala, onu nasıl yapıyorsunuz? Şimdi siz gittiniz o gün, sizde yok ama tepeli çok iyi, yani elmabaş çok iyi çalışıyor. Evet. Sizde yeşilbaş mankesi ya kıl kuyruk mankesi var ama elmabaş düdüğü var. Elmabaş düdüğü varsa da o biraz gelebiliyor sesini verince. En azından atışa yaklaştırabiliyoruz. Yani net olarak görünceye kadar. Evet, bu düdük yine Amerikan ürünü. Bu da 4 ses var. Evet. Karabaş patka, tepeli patka, elmabaş evet. Patka. Bir dakika, Amerikan. Karabaş patka. Tepeli patka, elmabaş patka. Hı, patkalar evet. Bir de canvas bak denilen Amerikan elmabaşı. Evet, onun 4'ünü çıkarmakta. Tamam. Bu boğazın ilerleyip geri gelmesiyle oluyor. Evet, o çok enteresan. Evet. Şu an elmabaş da bu. Ben 55 yıllık ördek avcısıyım. Hiç mesela karabaş patka görmedim. Evet. Siz gördünüz mü bilmiyorum. Evet. Eskişehir'de Porsuk Barajı'nda bazen vuruyoruz. Öyle mi? Evet. Ondan haberim olsun lütfen. Evet. Ben hiç rastlamadım. Çok enteresan. Karabaş evet. Patka olduğuna eminsiniz değil mi? Eminim. Tamam. Fotoğrafları vardır. Evet. Tamam. O konuda sizden evet. Bilgi alışverişi yapacağız inşallah. Şimdi ben kendi bir hatıramı nakledeyim. 1900 bu sayıda yani Temmuz sayısında av tutkusunda bu konu yazıldı. 1968'lerde ördek avına gidip geldiğim zamanlar Eber'e ilk girişlerimde manke yok. Çarşı caminin karşısında bir oyuncakçı plastik oyuncak ördekler satıyor. Bir manke kalıbından alınmış, plastiği dökmüşler. Sarı plastik, altta tekerlekler var. Çocuklar için önüne ip bağlıyorlar, çocuklar çekiyorlar. Onlardan aldım. Tanesi 3 liraya, 7 tane. Alttaki o tekerlekleri söküp ısıtıyorsunuz, içeri büküyorsun. Saptarı. Bunları boyadık. Kimi yeşil gibi boyuyor, kimi bilmem ne boyuyor. Benim elim biraz yatkındır sanata. Çok güzel boyadım yeşil. Onlarla ava gidiyoruz. Zaman içinde o 7 tane manke 100 tane oldu bende. Bir Avrupa turunda da 3-4 tane manke aldım. Havaleli olduğu için fazla da alamıyorsun. Evet. Bir kıl kuyruk aldım, bir tepeli patka aldım, bir de mıgır aldım. Yani çamurcunu aldım. Tepeli patkanın erkeği getirdim. Ördekte avlanıyoruz Eber'de. İşte 40-50-60 manke atıyorum. Bir de şey var, tepeli patka var. Çok enteresan. Tepeli patka geliyor, tek tepeli patkanın yanına konuyor. O zaman ben hemen uyandım, öyle diyeyim. Manke derimi boyadım. En çok hangi ördek varsa bende hala vardır. İşte 40-50 tane tuğlu yani Macar ördeğini. Bizim Afyonlular, Eberliler tuğlu derler. Evet. Biz de tuğluya alışkınız. Macar ördeği şeklinde boyadım. İşte 20-30 tane elmabaş boyadım falan. Ve emsalimin bu şekilde bir adım önüne geçmenin avantajlarını çok yaşadım. Ama benim kendi eksikliklerimden bir tanesidir. Ördek düdüğü çalmaya hiç heves de etmedim. Denemedim de ama koleksiyonumda olsun diye 8-10 belki 15-20 tane ördek düdüğü aldım. Yeterince av yaptığımız için böyle bir şeye merak etmemiştim. Ama sizi de tebrik ederim çünkü çok özel bir şey bu. Teşekkürler. Avı takip etmek kaydı ile yani gölde ya avlakta nerede avlanıyorsanız hangi ördeğin olduğunu, hangi ördeğin yoğun olduğunu, hangi ördeğin çalıştığını biliyorsanız ve o mankeyi de götürüp o ördeğin evet. Mankesini götürüp o düdükle çok daha verimli avlar yapılacağı kanaatini taşıyorum. Doğru mudur? Doğrudur. Doğrudur. Aynen. Değil mi? Yine sizin şeylerden biraz daha dinleyelim.
Şimdi biraz... bir şey daha soracağım. Buyurun. Ördekte yemlenme, çağırma falan diye bir takım şeyler de var. Evet, selamlama, giden... çağırma, comeback, evet. Gider ne, gel evet, demek. Evet, onu falan yapabilir miyiz? Biraz heyecanlı çalmak gerekiyor onda. Güçlü. Comeback de gel dönsün diye. Şimdi bir kuak yapalım normal ses göndermeyine. Ördek bizi gördü artık, turlayamaya başladıysa hareketleri küçültmemiz gerekiyor. Minik hareketler yaparsak o da rahat bir ortam olduğunu anlayacaktır. Anladım. Ama döndü tekrar, dikildi gidiyor. Gidiyor. Gel. Gel. Come back. Dön gel. Baktık çok uzadı. Artık uzak mesafelerden veya dönüp gelmesi gerekiyor. Evet. Ama turlamaya başladıysa artık. Artık kanat o salar kesecek. Kanatları kırar, tamam. Girer. Pekala, bu şekilde başarılı döndürüşlerinizden böyle küçük enstantaneler, küçük şeyler, hikayeler var mı bana anlatabileceğiniz burada? Hoşunuza giden çok başarılı böyle... Bu sene oldu Hirfanlı evet. Barajı'nda. Elmabaş. Hirfanlı'ya gidiyorsun. Evet. Elmabaş, 8 tane elmabaş gidiyor. Havada avın son günü çok güneşli. Kuşun artık ne mümreye ne yerlere bakmadığı dönem. Abimle oturuyoruz. Çaresiz bir an yani bizim için. Evet. Kalkacağız artık. Elma başlar geçiyor. Bir ses yaptım. O sesten iki tanesi koptu. Üzerimize tur atmaya başladılar. Büyük bir koydayız. Tur attılar. Tam artık çıktılar gidiyorlar yine. Bakıyorum yine umutsuz. Bir hızlı çaldım. Bu sefer bir kapattılar bizim tabirimizle. Mührelerin içine kondular. Baktık abimle birlikte birbirimize. Bize mesafeleri 5-10 metre kadar. Kıyamadınız da. Çok güzel. İki erkek kondu. Böyle bizi seyrediyor. Fotoğraflık. Çok fotoğraflık. Güneş de çok güzel. Her şey çok güzel. Değil de fotoğraf çekme. Evet, evet. Taze bir anı. Bizim için unutulmadı o. Evet, yani güzel. Yıllarla hep bir farklı evet. Konular çıkıyor ama bu bizim için güzeldi. Umarım önümüzdeki yıllarda sizlerle avda bunları deneme fırsatı İnşallah. Buluruz. Ben çeşitli mankeler benden. Evet. Düdükler sizden. Güzel İnşallah. Bir program. Çekmeyi umuyorum. İnşallah, İnşallah. O günlerde nasip olur. İnşallah. Sizlere gerek iş hayatınızda, özel hayatınızda ve avlarınızda başarılar dilerim. Çok teşekkür çok ederim. Farklı, çok farklı, çok güzel bir uğraşla meşgulsünüz. Tekrar teşekkür ederim. Biz teşekkür sağ olun, ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkürler. Borut Kokusu'na da başarılar dileriz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.